Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak bir son dakika haberiyle başlamak istiyorum. Sevgili dostlar, Hatay'da 6.4 şiddetinde güçlü bir deprem meydana geldi. Ya Rabbi, azimilecib milletimizi her türlü afetten koru, her türlü sıkıntıdan, dertten, beladan, görünür görünmez şeylerden koru. İnşallah ama inşallah bu dertler, bu sıkıntılar bitecektir. Allah'ım sen bizleri koru, sen bizlere merhamet et ya Rabbi, sen bizlere merhamet et ya Rabbi. 15 gün önce yaşanan o büyük asrın felaketi depremde 7.6 şiddetindeki depremi Hollandalı bilim adamı tahmin ederekten artık tahmin veya işte uzaydan gelen Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton bunların dünyaya yansıması ay kesişen eksenler deyip tarihi tam olarak bilmese de yakın bir zamanda Orta Türkiye'de 7.6 şiddetli deprem olacak diye söylediydi ve tekrardan bundan 5 gün önce aynı tahminde bulundular. 6 şiddetinde çok güçlü bir deprem olacak dediydi. Aynı Hollandalı bu uzay, Satürn, Uranus, Neptün, Plüton bunlar işte dünyayla kesişim eksenleri tekrar geliyor bir şiddet deprem olacak dedi ve yine oldu. Denk gelme, tevafuk, tesadüf. Ya Rabbi bu milleti, masumların ve mazlumların koruyucusu bu milleti her tür beladan, sıkıntıdan, afetten, dertten, hastalıktan koru. Amin, amin, amin. Johnler diyarı küreselcilerin Biden'ı. Apar topar gizdin saklın bir yerlerde ortaya çıktı. Nerede? Ukrayna'da. Hani gizlin saklı ortaya çıktı demek biraz ayıp olur. Niye? Çünkü Rusya dahil herkes Biden'ın Ukrayna'ya gideceğini, yolda olduğunu, gittiğini biliyordu. Biden Ukrayna'ya yaptığı bu ilk ziyarette hani savaş ortamında yapılan bir ilk ziyarette esasen Rusya'ya bir mesaj mı veriyor yoksa Zelinski Z'yi gazlama operasyonu mu yoksa bambaşka bir düşünce planı mı şov mu? Şimdi Biden sevgili dostlar Amerika'dan Polonya'ya geliyor. Polonya'da trene biniyor. Dıngır 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 saatler süren yolculukla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaşıyor. Sözde bu çok gizli bir operasyondu. Biden'ın Ukrayna'ya başkenti Kiev'e gitmesi herkes biliyordur. Şimdi burada sevgili dostlar dikkat çeken detaylar var, unsurlar var. Ne mi? Amerikan tarihinde ilk kez bir sıcak savaş ortamı içine bir Amerikan başkanı gitti. Bu da 80'lik Biden oldu. Biden Amerikan tarihine geçti. Üstelik Amerikan askerlerin olmadığı bir savaş alanına gitti. Hani Amerikan askerlerin olmadığı söylemek biraz absürt olacak. Amerikan askerinin olmadığı yer mi var? Hani Biden'ın bu ziyareti o kadar gizli bir operasyondu ki CIA, FBI işte bilmem kim var yok böyle üst düzey istihbarat ajanları falan Amerikan başkanının. Ukrayna'ya Kiev'e gitmesini Rusya dahi güvenlik önlemi almıştır. Aman ha şimdi <laughs> zaten adam 80-90 yaşında. Başına bir iş gelir ayağı da akılar düşer. Bunu da bizden bilirler Rusya'dan bilirler. Rusya'da bunun için güvenlik tedbiri almıştır. Biden'ın başına bir hiç gelmesin tedbiri. Zaten Kiev'e giden gidene yarın İtalyan başkanı Meloni abla gidecek. Ardından Avrupa'nın diğer başkanları gidecek. Esasen burada herkesin beklediği kritik açıklama Kremlin. Putin'den gelecek. Putin yarın çok önemli bir açıklama yapacağı duyuruldu. Herkes yarın'a kilitlendi. Bakalım Moskova, Putin ne söyleyecek? Tabii Putin yarınki açıklamayı yapmadan bugünden Rusya'dan, Amerika'ya, Ukrayna'ya, Avrupa'ya, İngiltere'ye cevap niteliğinde bir askeri hareketlilik başladı. Rusya denizlerde bulunan nükleer denizaltılarını ve nükleer bomba taşıyabilen o devasa uçaklarını havalandırdı, aktif hale getirdi. Ve Ukrayna istihbaratı, Ukrayna tarafı da sevgili dostlar habire şunu gündeme getiriyor. Rusya nükleer denemelere başlayacak. Tatbikatlar yapacak. Bu nükleer denemelerin ardından bize nükleer atabilir. Bize daha büyük bombardıman uçaklarıyla saldırı yapabilir. Farklı farklı yoldan çok büyük kara ve hava taarruzunu ve deniz taarruzunu aynı anda başlatabilir. Bunu dillendirmeye başladı Ukrayna. Hatırlayın Rusya Ukrayna savaşı başlamadan önce Ukrayna tarafı habire bu tür açıklamaları yapıyordu. Ve ardından Rusya Moskov. Moskovluğunu yapmıştı. Biz ne diyoruz? Zalimler birbirini yesin ama... Allah masumlar ve mazlumları her daim kurusun. Fakat bu iş öyle bir ilişki kurunun yanında maalesef yaş dayanıyor. Şeytanlar şeytanlıklarından vazgeçmeyecek. Amerika, Biden, küreselciler yeni yeni planlamalar derdinde bunların zaten en büyük derdi bir şekilde bir nükleer atılsın da ortalık biraz daha böyle toz duman olsun. Bunun için habire uğraşmalar devam ediyor. Johnny'si, Moskofu, Sinsi Bacak İngilizleri. Yam yam Avrupa'sı. Ya Rabbi sen devletimizi, milletimizi, Türkiye'mizi her daim yücelt. Kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer kıl. Geçiyorum Arap Yarımadası'na Suudi Arabistan. Dün sizlere biraz haberini yapmıştım. Suudi Arabistan ve Yunanistan yakınlaşması devam ediyor. Zaten geçmişten bugüne gelen yakınlaşma devam ediyor. Şimdi Suudi Arabistan Yunanistan'la niye bu kadar yakın? Esasen ilk olarak Türkiye Suudi Arabistan arasında zıttıklar vardı. Türkiye Bay arasında zıttıklar vardı. Türkiye Yunan arasındaki zıttık. Türkiye Mısır, Türkiye İsrail arasındaki zıttıklar. Bu çerçevede onlar da kendi arasında bir ittifak kurduydu. Türkiye'nin karşısında onlar da bir araya geldilerdi. Şimdi sevgili dostlar Yunanistan Genelkurmay Başkanı Suud Arabistan'da. Suud Arabistan'da ortak görüşmeler yeni antlaşmalara imzalar atılacak. Ne antlaşması? Suud Arabistan Hava Kuvvetleri'nin eğitimi Yunanlılar tarafından Yunanların da eğitimi Suud Arabistanlı subaylar tarafından karşılıklı askeri eğitim ve işbirliği antlaşması. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz ve ayrıca Yunan Genel Kurmaylığı Suud'da bulunan Yunan taburunu ziyaret etti. Yunan taburu? Suud Arabistan? Evet. Daha önce anlattım sizlere. Suud Arabistan'da sevgili dostlar Yunanistan'ın Patriot Hava Savunma Füze Sistemleri bulunuyor. Ve bu Patriot Hava Savunma Füze Sistemlerini işte yöneten, onu idame eden Yunan taburu Suud'da. Bunların işbirlikleri gelip geçicidir. Elbet ama elbet hepsi tekrardan hurrupa ayrılacak, dökülecekler. Niye? Çünkü Ortadoğu'da bizim oluşturduğumuz güç etrafında hepsi geri gelecektir. Ha Yunan gelir mi? A çok ummuyoruz. Ha Ermenistan gelir mi? Ermenistan köşeye sıkışmış ama o diasporadaki Ermeniler Ermenistan iç muhalefetini, Ermenistan halkını bayağı bir gazlıyor işte yönlendirmeye çalışıyor. Paşin yanına kadar dayanırsa artık bir çıkmazlar. Ama velakin Türkiye'nin kuracağı bu birlik etrafında dost ve kardeş ülkelerimiz hali hazırda hazır ve dahi. Müslüman olmasalar da bizimle beraber yürümek isteyen milletler onlar da Türkiye'nin yanında geleceğin dünyasını şekillendirmek için yer alacaklardır. Suud çöllerinde Yunan patriot taburu. İlerleyen yıllarda görecek bakalım kim nerede nerede değil. Suud Yunan'ı tekmeleyecek Türkiye ile beraber ileriye. İstese de istemese de Persler orada hazır bekliyor. Pers İran'la devam ediyorum. İran uranyum zenginleştirmesini %84 oranına çıkardı. %84. E bu ne demek? Bu sevgili dostlar nükleer bombaya atom bombasına bir adım kaldı demek. Bu ilan edilince İsrail'de ve Amerika'da böyle her taraf ayaklandı. İsrail Kızıldeniz'de bulunan donanmasını hazır ol emri verdi. Neye hazır ol? Olası bir operasyona. İran'a yapılacak olası bir saldırıya hazır ol emri verdi İsrail. ABD ve İsrail ortak şekilde İran'a saldırı yapabilir bu iddia Arap basınında. Hani sevgili dostlar tamam Pers kafasını sevmeyiz ama İran'da da masumlar ve mazlumlar var. İran'da sevgili dostlar diğer taraftan ise zangoç kafalılar. Haç kafası. Diyor ki nükleer sadece bizde olacak. Ne İran'da, ne Türkiye'de, ne Azerbaycan'da, ne Pakistan'da, ne bilmem Katar'da, Libya'da işte Somali'de Müslüman olan hiçbir yerde nükleer füze nükleer olmamalı. Yok ya. Size mi soracaktık olacak ya da olmayacak diye? Bunların hazırlığı esasen Türkiye'nin kuşatılması. Bunların hazırlığı esasen Türklerin diz çökmesi. Bunların tüm hazırlığı budur. Biz sizin böyle güler yüzlü maskeler arkasındaki suratlarınızı çok iyi biliyoruz. Türkiye'de de olacak. Pakistan'da zaten var elhamdülillah. Azerbaycan'da da olacak. Bizim dost ve kardeş ülkelerimizde de nükleer olacak. Sen bekle ey küffar, ey haçlılar. Pakistan, Türkiye, Türkiye'de olacak. Yoksa Türkiye'de oldu mu? Bilmem. Devam. Libya, Libya'dan çok ilginç bir haber geldi sevgili dostlar. Hafter tarafı biliyorsunuz Libya ikiye bölünüydü. Bir taraf Libya'nın doğusu, diğer taraf Libya'nın batısı. Libya'nın batısı bizimle. Trablus merkezli Libya hükümeti zaten bizimle. Hani dünyanın tanıdığı UMH hükümeti. Başbakan Abdülhamit Dibeybe dün Türkiye'deydi. O bir tarafta ise paralel hükümetin bulunduğu Porsuk Hafter'in tarafı Doğu Libya. Şimdi Yunan ve Rus basınından ilginç bir haber. Türkler Amerikalılarla Libya'da ortak adım atabilir ya da Türkler İngilizlerle Libya'da ortak adım atabilir ya da Türkler İtalyanlarla Libya'da ortak adım atabilir. Ne adımı? Libya'nın doğusunda bulunan petrol rafinelerinin kontrolünü sağlamak. Buradaki petrol rafinerilerinin işlenmesini ve satışını Türkiye tamamen kontrol altına almak istiyor. Türkler tamamen bu harekata, bu operasyona odaklanıyor. İlerleyen zamanda bu bariz bir şekilde gündeme gelebilir. Amerika'da buna pencere aralıyor iddiası Rus basınında, Yunan basınında. Vallahi ben demiyorum onlar diyor. Şimdi Amerika Suriye Tartus limanında bulunan hani Rus donanmasını onun önüne geçmek istiyor. Çünkü Libya'dan çıkarılan Hafter tarafından çıkarılan petrolün benzinin mazon neyse işte bir kısmı buraya gönderiliyor. Buradaki Rus birliklerinin ihtiyacı karşılanıyor. Amerika bunu engellemek istiyor. Şimdi Türkiye denge politikası çerçevesinde Amerika ile karşı olduğumuz yerler var. Amerika ile beraber yürüdüğümüz yerler var. Rusya ile karşı olduğumuz yerler var. Rusya ile beraber yürüdüğümüz yerler var. Öyle bir denklem ki sevgili dostlar. Çok bilinmeyenli, çok bilinen bir denklem. Türk devlet haklı bu denklem içinde en uygun adımı, en uygun senaryoyu planlıyor, kurguluyor ve ona göre dışarıdaki stratejilerimizi Yapıyoruz, adımlarımızı atıyoruz. Hafter tarafındaki Wagner paralı Rus askerlerinin kovulması için Amerika'nın hem Mısır'a hem de Birleşik Arap Emirliklerine baskı uyguladığı iddialar arasında. Türkiye'de hala hazırda sevgili dostlar. Lip yordusunu eğitiyoruz, donatıyoruz, yetiştiriyoruz, giyindirip kuşandırıyoruz. Bir Türk askeri gibi giyinip kuşanıp donatılıp hazır ol bekliyor. Bundan 3 sene, 4 sene önce terliklerle, atletlerle operasyonlar hareketlere giden Libya ordusundan şimdi tam teşekküllü, adeta bir Türk ordusu gibi, Türk askeri gibi hazırlandırılmış Libya ordusu. Türkiye, Libya'da yeni bir devlet inşa ediyor. Türkiye, Somali'de yeni bir devlet inşa ediyor. Bakın bunlar küçük işler değil. Bunlar uzun yıllara kurgulanmış ve uzun yıllar sonucunda hedefleri ve meyvesini alacağımız operasyonlar. Bizler belki zorluğu, sıkıntıyı çekiyoruz ama elbet ama elbet. inşallah ama inşallah gelecekte neslimiz, gelecek neslimiz rahatı ve güzelliği yaşayacaktır. Büyük Türkiye devleti etrafında herkes ama herkes bizimle beraber yürümek isteyecektir. Ve dahi yürüyenler yürüyor. Türkiye, Libya, 100 yıl sonra atı toprakları Libya'dayız ve dahi orada olmaya Libya'da kardeşlerimizle bir ve beraber Libya'nın geleceğini inşa etmeye devam. Türk dünyası, Türk dünyası bir araya geliyor. Türk dünyası Türkiye'nin etrafında bir araya geliyor. Türkiye'nin planları ve dahili attığı adımlar çerçevesinde normalleşmeler, yeni adımlar, yeni hamleler. Kırgızistan. Kırgızistan sevgili dostlar, geçmişten bugüne birçok sıkıntılar yaşadı. Birçok darbeler süreci yaşadı ve ne oldu? Kırgızistan'da eski başkanlar ve yeni başkan toplantı yaptı. Bu Kırgızistan'da bir ilk sevgili dostlar. Kırgızistan'da büyük buluşma. Eski başkanlar Rusya'nın atacağı adımlara, Moskov hamlelerine karşı bir araya geldi. Bu önemli. Çünkü Kırgızistan Başkanı Japorov önderliğinde bu eski başkanlar bir araya geldiler ve Kırgızistan'ın geleceğini inşa etme adına helalleştiler. Siyasi farklılıklarını bir kenara bıraktılar. Biz Kırgızistan için bir ve beraberiz, siyaset yapmayacağız deyip el sıkıştılar. Helal be. İşte bu beklenen bir haber güzel çok güzel. Şimdi burada ya ben tam anlamadım. Bu nasıl iştir? Kırgız başkan eski Kırgız başkanlarla niye bir araya geldi falan? Sevgili dostlar, Kırgızistan kurulduğundan bugüne 6 tane Cumhurbaşkanı seçti. Bu 6 başkanın 4'ü darbeyle devrildi ve yurt dışında. Sadece 2 tanesi yurt içinde. Zaten biri halihazırda başkan. Hem Kırgızistan'da siyasi birliği bir araya getirme, hem Kırgızistan'ın ileride olabilecek olası bir Moskov planlarının dağıtılması. Çünkü her tarafta değişik kafalar var diyorum ya. Kırgızistan içinde de Rusçu düşünen, Moskovçu düşünen kafalar var. Azerbaycan içinde Moskovçu kafalar var. Türkiye'de de Moskovçu kafalar var. Kıbrıs'ta da var. Her tarafta var. Bu milli birlik çerçevesinde bu siyasi farklılıklar bir kenara bırakılıyor. Japarov liderliğinde Kırgız Başkan Japarov bunun önünü açtı. Eller sıkışıldı. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah çok daha güzel günlerde inşallah Türk Devletler Teşkilatı çok daha önemli adımlarda da bizler hep bir arada elleri sıkışırız. Turan orduları haydi ya Allah. F-35 konusunda son durum nedir? Neler oldu neler bitti? Dün Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Amerikan tarafından Johnler diyarında senatodan farklı açıklamalar, kongreden farklı açıklamalar Geliyor. Durum şu ki olacak olanlar nedir? Amerika bize F-16 verme niyeti var mı? Hani böyle diliyle söylüyor ama esasen yok. Süründürme politikası, işi uzatma politikası, işi yayma politikası. E, bizim paramızı geri ver. 1.4 milyar dolar verdik biz F-35 için. Onu da vermiyor. F-35 e, zaten programdan çıkarıldık. Neymiş bahane? S-400'ü almışız Rusya'dan. Tırıvırı işler. Esasen burada Amerika'nın düşüncesi İsrail ile beraber şu. Bölgede Orta Doğu'da en güçlü hava kuvvetleri İsrail olmalı. İsrail'in F-35'i var. Ve hatta ki İsrail'in özel F-35'leri var. İsrail'li mühendisler istediği zaman bu F-35'ler değiştiriliyor. İsrail için özel olaraktan İsrail'in istediği konsepte üretiliyor. Türk Hava Kuvvetleri zayıf kalsın. Hani biz Amerika'dan paramızı istiyoruz, paramızı vermezsen. F16 veriyoruz yerine, o da yok, o da yok. Hatta ki hatta Amerikan tarafından Kongre'de hani bu demokratlar, cumhuriyetçilerin içinde olanlar şunu düşünüyorlar. E Türkiye bizi çok zarar uğrattı. F35 programının hızlanmasını engelledi, yavaşlattı. Çünkü programdan çıktık. Bunun gövdesini Türkiye'de üretiliyordu. Bunun yerine tedarikçi bulmaya uğraşıyoruz. Daha da tam bulamadık. Türkiye bizi büyük zarara soktu. Hatta ki hatta Türkiye üste bize para versin düşüncesi var Johnny'lerde. He? Ula var ya haydutların en kralı bu Johnny'ler. Eni Wallinikler hem paramıza çöküyor hem de üstten para alma derdinde. Alırsın alırsın bekle. Nah! alırsın Johnny. Sana babayı vereceğiz. Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Blinken dün gelmişti. İşte birkaç göstermelik ziyaret. Deprem bölgesine ziyaret. işte ısıtıcı indirdi bindirdi falan hikayeler. Biliyorsunuz o fotoğrafları. Dün çok da girmedim. Çünkü daha önce anlattıydım Blinken konusunu. Şimdi esasen Blinken'in Türkiye yaptığı ziyaret. Türkiye'de karelere yansıyan anlar. Ve Yunan'a yapacağı ziyaret. Bilal Feyza'yı ilgilendiriyor. Niye mi? Çünkü bakın sevgili dostlar. Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'la görüşme yaptı. Ve ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme yaptı. Ama nerede? Külliyede? Ee, -e, yok. Havaalanında. Gel bakalım Johnny dedi Sayın Erdoğan. Havaalanında öyle bir görüşme. Ardından haydi nereye gidersen git. Mesaj mı? Mesajın kralı. Sen külliyede ağırlanmayacak kadar değerin yok gözümüzde mesajı. Ardından Yunan'da tabi bir heyecan var. Havalar uçuyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanı tekrardan Yunanistan'a gelecek, Atina'ya gelecek falan. Ve Blinken bugün Atina'ya gidiyor. Atina'da apar topar Maximus Sarayı'na gidecek. Orada neler mi görüşülecek? E tabi konuları biliyorsunuz. Akdeniz, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege, Adalar Denizi Adalar konusu Girit 12 deniz mili Yunan buna heyecanlanıyor, heves ediyor. Mart ayı yaklaşıyor. Malum Libya konusu. Yunan diyor ki Libya benim mebimi işgal ediyor Türkiye ile beraber. Gel beni koru ey Amerika. İsrail'den Yunanistan'a gaz gelme. Türkiye bunu engelliyor. İsrail'den Yunanistan'a elektrik şebekesi gelme. Türkiye bunu yine engelliyor. Birçok konu masada duruyor. E tabi Yunan, "Abi bana biraz F-35 verir misin? Bana biraz da şu füzeden, şundan" verir misin? Yağlanması, yıkaması. Konu çok. Bakalım Amerika, Yunan ilerleyen günlerde ne yumurtlayacak? Ne yumurtlayacak? Dedim. Ahanda yumurtladılar. Zirtaki. Yunanistan'ın eski savunma bakanı, emekli Yunan general Apostolakis yaptığı açıklamada Girit'in karasularını 12 deniz bininde çıkarmanın vakti geldi. Amerika bizimle, Fransa bizimle, Avrupa bizimle, Türkiye'de de deprem oldu. En uygun zaman açıklaması. Bakın, bu öyle sıradan alelade bir insan bunu yapmıyor. Yunan ordusuna yıllarca general'lik yapmış ve dahi en son Yunan Savunma Bakanlığı yapmış birinin ağzından bu sözler çıkıyor. Miçotak ise "Haydi, ne duruyorsun? Tam vakti, Geriti 12 deniz binine çıkar. Türkler zayıf düştü ve hatta ki Türk ordusu şimdi deprem bölgesine ilgileniyor. Bize dönüp de bakmaz, bizimle uğraşmaz." En azından Girit'in karasularını 12 deniz miline çıkaralım. İlerleyen zamanda da Türklerin tepkisine göre diğer adaların karasularını 12 deniz mili yaparız diyor. Aha da bu Palikarya kafası. Yunan emekli general Türk'ün gücünü test etmeye çalışıyor. Girit'i 12 deniz mili yapacak bakalım Türkler nasıl bir tepki verecek. Sen zıgıysa yap diyoruz ya yap da görelim. Kasus belli savaş sebebi. Türk savaş gemileri donanmamız gider Girit'in o 7 milinde 12 milin içinde gezintiye çıkarız. Yunan bir çılgınlık yapmaya çalışırsa, Yunan bizim Türk savaş gemilerine, Türk donanmasına bir saldırı yaparsa, ha işte o zaman Yunan için panayır başlayacaktır. Bunca hazırlık yaptık canım, boşa mı gidecek? Elbette zirtakilere bin siha akınlarda çocuklar gibi şenlik. Bin siha ile o gün dev bir orduyu yendik. Dedirt bize ya Rabbi. Yunan. Ama Yunan'ın Miçotakis hükümetinin içinde de böyle doğruya kafası çalışanlar da var. Kim mi? Atina Belediye Başkanı Miçotakis'in adamı yaptığı açıklamada ya işte Girit'in veya diğer adaların Karasuların 12 deniz mili yapmayalım buna gerek yok dedi. Doğruyu gören Yunanlılar da var. Hepsi Sirtaki kafa değil ya. O ya da bu. Birileri bir hazırlık içinde, birileri Türkiye'deki o büyük asrın felaketi depremde bir fırsat ışığı görüyor. Ama herkes bir plan yapsa da plan kuranların en hayırlısı Allah'tır Celle Celaluhu. Elbet ama elbet onların planlarını alt üst edecek bizim de planlarımız vardır. Türk ordusu her şeye ama her şeye hazırız, daim hazırız. Ege ordumuz amfibi çıkarma birliklerimiz ulan Yunan senin dalağından böpürenden onları göndermemize bile gerek yok bizim kayıkçılarımız bizim papçu gençliği bizim çorum kamyoncuları bizim neydi hurdacıları Edirne hurdacıları ulan alayınıza yeteriz artarız bile Olympus'un tepesinde 12 saat sonra kebap yerlemeye başlarız çayımızı yudumlarız zaten canımız burnumuzda onlar planlarını kursunlar onlar hazırlığını yapsınlar biz de hazırız daim hazırız ne diyoruz sen Türk olduğunu unutsan da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Hazır olun, bir olun, beraber olun. Geleceğin dünyasında, geleceğin Türkiye'si için hep beraber çalışmalı. İlimde, bilimde, fende, teknolojide her alanda bir ve beraber olmalıyız. Kısır iç siyaset bizi bölmemeli. Vatanımız için, Türkiye'miz için, al bayrağımız için, misak-ı millimiz için bir beraber ileriye. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Gazi Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.